Sevgili izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğum var. Ama gerçekten çok değerli. Yaklaşık 6 yıl önce BRTV için programlar yapmak için bölgemize gelmişti. Son günlerde yine bölgemizde. Yunus Bülbül, fazla uzatmayayım. Değerli konuğum. Çok yönlü bir sanatçı. Sinema filmlerinde oynar, besteleri var. Dizilerde oynamış, Türkiye'nin çok büyük ilgiyle izlediği Show TV'deki Eşek O dizisinin mimarı, yaratıcısı. Avrupa'da ve dünyada çeşitli kanallar için programlar halen yapmakta olan, 60'lı yılların sonunda ama çok çok genç, dinamik bir delikanlı. Hoş geldin Yunus abi. Hoş bulduk efendim, sağ olun Mehmet abim. Batı Karadeniz'de ve çevresinde bomba gibi bir BRT değil. Evet. Helal olsun. Şimdi Yunus Bülbül'ü geçmiş nesiller çok iyi tanıyor. Özellikle gurbetçilerimiz, Almanya'daki canlarımız, kanlarımız seni çok iyi tanıyor. Dün Çaycuma'daydık. Ya bir restoranın önündeydik. Birçok insan hemen baktı Yunus Bülbül diye. Evet, koştu, resim çektirdi. Caddeye çıktık, resim çektiriyor. Yani çok büyük, özellikle Avrupa'daki, Almanya'daki gurbetçilerden müthiş bir ilgi var sana. Türkiye'de de öyle. Müthiş bir sinerjim var. Allah razı olsun. Yunus Bülbül'ü şöyle kısaca bir özetleyelim. Ben bazı konulara geleceğim. Dün akşam Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la birlikteydik. Samimiyetini gördük orada. Çok Evet. samimiydin. Onunla güzel anılarım var. Oralara O geleceğiz. bizim dostumuz Evet. eskiden. Yunus Bülbül'ü böyle bizim gibi bir demir çelik şehri olan Hatay'ın İskenderun ilçesi doğumlusun. Evet Orası da efendim. bizim gibi bir demir çelik şehridir. Çocukluğundan başlayalım. Kaç yılında doğduğunu söyle söyleme. Önemli değil. Buyur. Güneyin incisi, Roma'sı Paris'i. Evet. Güzeller cenneti bizim İskenderun dedim ben hep. Evet. Küçük yaşta hep şarkıcı olayım dedim. Bir şeyler yapayım dedim ama kimse inanmadı tabii. Sinemada çalışırken bile süpürüp sinemayı süpürdükten sonra o koca süpürgeyi alıp sahnede şarkı söylerdim. Bizim müdür rahmetli Semir Zemzem, Evet. Fevzi Zemzem'in kardeşi. Evet. Ruhları şad olsun. İn lan aşağı dedi. İn. Temizliğini yap. Sen kim? Şarkıcı kim? Semir abi diyorum ya, bırak söyleyeyim. İn lan diyordu. O bile inanmıyordu. Ama herkesi mahcup ettim. Babamın bisikletini gidip bit pazarını 60 liraya sattım. Yolculuk parası edindim. Gittim İskenderun'dan İstanbul'a. İstanbul'a gidiyorsun. Evet. Evet. Eğitim falan da almadın, sadece bir İlkokulu okul. bitirdim. Ortadan beni ayırmışlar. Bastın gittin İstanbul'a. Nereye gittin İstanbul'da? Çocuksun İstanbul'a, ya, küçücük çocuksun. yemin ediyorum, şimdi parasız kaldım, banklarda yattım Fatih'te, hiç unutmam. Fatih'te bir bekçi geldi, o zaman bekçi vardı. Sene 70 kaç? 68 falan. Evet. Kalk ulan sen hayvan. Ne buradaydın? Git memleketine lan. Hadi hadi hadi. Kaldırdı beni, soğuk. Gittim yine yürüdüm. Neyse akşam oldu. Nuri Sesi Güzel'in konseri vardı Çakıl'da. Onu dinledim böyle. Gizli gizli. Tabii onun hayranıydım. Yine kimse takmadı falan filan. Yani o zamanlardan beri tutkundum ben İşe müziğe. nerede girdin? Bir sinemada temizlikçi falan dedin ya az önce. İşe nerede girdin? Sinemada temizlikçi yaptım dedin ya. Keçi parçaydım orada. He. Temizlik yapıyorduk. Gündüzleri yer gösteriyorduk. Yani Ondan sonra işte Alman'ın... teşrifatçıyı yeni nesil bilmeyebilir. Ben bilmiyorum. Sinemalarda yer gösteren kişi Evet, keçi elinde parça. fener, değil mi? Evet. Gelenlere böyle bilet verdik. Elini kaşırdım bahşiş versin diye. Yemin ediyorum. Ama bütün ekibin başı bendim. Toplardık paraları. Herkese dağıtırdım. Az kalan da ben alırdım. Yemin ediyorum. Süper ya. Vallahi billahi. Hiç unutmam. Neyse, kısmet oldu. Bir Yunus Bülbül olduk. Bir dakika, Yunus Bülbül hemen olunmaz. Orada teşrifatçısın, çalışıyorsun, temizlik yapıyorsun. Kaderin nerede döndü? Kaç yaşında döndü? Ya ben zaten meyhanelerde, gazinolarda söylüyordum. İşte... Ayrıca. Ama sonra Almanya'ya gittim. Benim çocukların annesiyle tanıştık.
Sinemada tanıştık. Evet. Oruçluydu. Çıktı dışarı. Kardeş dedi. Top bizim orada öyle dedi. Top evet. Ne zaman attı? Yani iftar evet. Ne zaman diye. Ben daha yarım saat var dedim. Hı. Tam bir yarım saat oldu. Ben gittim simit gazoz aldım ona. Verdim ona. Dedim orucunuzu açabilirsiniz. Aşk oradan başladı. Tabii o zamanlı yıllar ben 16-17 yaşındaydım galiba. Evet. İstanbul'da oluyor bu değil mi? Yok, İskenderun. İskenderun'da evet. Abi, İstanbul'a gittim eli boş geri geldim. Geri geldim evet. Neyse. Kız tabii Almanya'ya gidiyor. Babası Almanya'da. Allah rahmet eylesin. Süleyman gözü büyük. Kayınları. O zaman kız yani ilk eşin Almanya'dan yaz tatiline falan gelmiş oluyor tahminim. Yok oradaydı. Babası benim için götürdü Almanya'ya. Ben de kurtulsun diye. Kurtulsun diye. Öyle evet. Bir teşrifatçı da benim kızım ne işi var ya. Karnını doyuramıyor adam falan. Bir gün geldim mahalleye Esentepe'ye. Yemin ediyorum. Arabayla bir Volkswagen'i vardı. Çıkarıp bana 500 mark verdi. Hı. Al dedi bu parayı. Bir daha kızımı sakın rahatsız etme gitme. Olur mu ben ne yapacağım parayı dedim. Verdim parayı geriye. Filmlerdeki gibi. 5 kuruşum yok. Bir sürü para yapar. Sinemadan 120 lira aylık arıyordum. Evet. Yani o 500 euro. Belki 10 tane 120 euro yapar. TL yapar. Kabul etmedim o zamandan beri. Neyse kızı kaçırdı götürdü Almanya'ya. Gönül var. Gençlik var. Aşk var. Yazıştık. Telefon filan yoktu o zaman. Mektup yazıyorsun. Efendim? Mektup yazıyorsun. 15 gün sonra ona gidiyor bir hafta. O bir gün telgraf yazdı bana. Tam ben yine İstanbul'daydım. Ha. Kaset yapıyordum. Ha. Biri rahmetli Osman Bayşu. Onun babası Abdullah Nail Bayşu. Ha. Orhan Gencebay, Arif Sağ, bütün kafasına İbrahim Tatlıses. Herkes oradan geçer. Hı. Bir de ben geçtim. Hı. Benim sesimi beğendiler. Plak yapacaklardı. Hı. Tam yapacakken kız bana telgraf çekiyor. Gelmezsen gideceğim bilmem ne falan. Ben de aşk, sevda falan derken kimsenin haberi olmadan her şeyi bıraktım ve İskenderun'a gittim. Bir nikah yaptık ve beni götürdü Almanya'ya. Kız. Tabii. Bravo. Almanya'ya gittim. Adını da analım bari. Hayatta mı? Her gün kim? İlk eşin adını da analım. Adı neydi? Gülsen Hanım tabii ki. Gülsen. Buradan selamlarımı iletiyorum. Sağ değil mi sağ? Tabii ki. Çocuklarımızın anası. Biz de. Almanya'da yaşıyor galiba. Yardımcı olurum. Ne isterse yerine getiririm. Almanya'da yaşıyor. Almanya'da kızlarımla beraber. Kızlarımla beraber. O evde Bera TV'de izleniyor biliyorum. Evet. Biliyorum evet. 3 tane kızım var. Gülay, evet. Günay, Günnaz. Öpüyorum onları. Bir de en son 60'tan sonra bir Yunus Emre geldi. Evet. O da bir başka. Ona geleceğiz. Şimdi ben seni Almanya'ya getirdi. Evet. Evlendiniz Almanya'ya gittiniz. Evet. Pişman oldum ama. Hangi şehre gittin? Heilbronn. Stuttgart'a yakın. Stuttgart, evet. Evet. Bir saat firmasına, şunları çıkaran bir saat firmasına gittim. Evet. Her gün 2 kilometre yürüyordum. 2 kilometre dönüyordum. Her gün ağlıyordum. Şarkılar dilimde. Giydim siyah ceketimi. Aldım tren biletimi. İzin değil, son gidişim. Göreceğim Türkiye'mi. Oradan başladım yazmaya. Evet. Neyse işte Türkola vardı. Evet, Türkola çok ünlüydü. Yüksel yani. Özkasap vardı. Evet, evet. Yine var. O gurbetçilerin hanımefendi gurbetçisi Yüksel Hanım. Erkek de benim. Başka kimse yoktu evet. Almanya'da o zamanlar. Evet. Yunus Bülbül. Şirketine gittim. Takmadılar. Bakarız dediler falan filan. Ben kafam esti. Tekrar döndüm. Kayınpeder bizi arıyor. Polisten. Kimsenin haberi yok. Ne Almanca var ne bir şey. Evet. Ama istiyorum bir şey yapayım diye. O zaman kaset aldı yürüdü. Ben bir yerde saz çalıp şarkı söylüyordum. Bir de dansöze çalıyordum. Hmm. 50 mark alıyordum. O gün kar yağdı. Orada çalışan Mehmet Malatyalı. Hmm. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir ses, iyi bir insandı. Kar olması dolayısıyla gidemedi. O ilk defa beni dinliyor. Allah Allah bu sese bak. İndim aşağı. Oğlum sen ne güzel şarkı söylüyorsun. Sana bir kaset yapalım. Yok abi dedim gittim ben nerelere hiç olmadı. Dur şimdi dedi aldı telefonu.
Minareci aradı rahmetli. Minareci video. Tahir Minareci. Evet. Ruhu şad olsun onun. Sanatçıların babası. Abi dedi burada bir ses var. Türkiye'nin Abdülvahhab'ı olacak. Evet. Kim bu dedi? Yunus Bülbül. Tanımıyorum. Tanımazsın tabii dedi. Bir çizgi yok ki de. Buna bir kaset yap. Tahir abi dedi. Tamam dedi. 500 lira veririm ona. Gelsin gönder. Tamam dedi. 500 mark o zaman. 500 mark tabii. Evet. Mehmet abi dedi ki hemen sen oraya git dedi. Gidemem ki dedim. Çalışıyorum fabrikada. Çıkarırlar dedim. Boş ver dedi. Git kaset yap. Ben de düşündüm. Doktora gittim. Benim ağrıyor dedim. Bilmem ne dedi bana. 15 gün. Çak. Helal olsun. Almanları çok seviyorum. Süper insanlar. Yemin ediyorum. Samimi. Hiç kimseye zararım olmadı. 50-60 senedir oradayım. Gidip gelirim. Neyse. Gittik kaseti yaptık. Hayrullah Özden. Buradan selamlarımı iletiyorum. Herkese kaset yapardı o. Bağlaması güzel. Sesi güzel. 3-4 saz topladık. Hemen resmi çekildim. Elimde saz. Böyle bir resim. Kırmızı gömlek. Evet. Allah Allah. Şarkıları yaptık abi. Çıktı kaset. Acayip satmaz mı kaset? Harıl harıl beni arıyor Tahir Minareci. Neydi o hit olan ilk şarkın neydi? Orada o zaman 12 tane şarkı birden. Bir tane. Hepsi kafa şarkılar. Vay be. Ben yapmışım. Mesela bir erkeğin hanımına diyemediği evet. sözleri dile getirdim. Almanya'dan gelin aldım, köye getirdim. Ben kendi başıma bela getirdim. Disco ister, kino ister, spasiri ister. Şaşırdım ben aklımı, tanrım yol göster. Bir bardak su istesen kendin al diyor. Oturmuş eline oje sürüyor falan filan. Kino sinema, spasiri gezmek. Öyle tiyatro. Öyle şarkılar yaptım. Güzel şarkılar. Bir tuttu. Mehmet abi aramış. Mehmet Malatyalı'yı. O demiş böyle 500 liraya gelmez. En az 8000 mark vereceksin. Veririz veririz. Getir getir onu demiş. Tahir abi de süper bir insan. Allah rahmet eylesin. Adam beni arıyor. Dedi ki 8000 lira alacaksın çabuk gel. Yok abi çok para dedim. 8000 karışma mark. Lan dedi sen. Gittim. 8000 liraya aldım. Mark. Mark tabii. Tabii mark. Rahmetliye yarısını verdim. Almadan mı verdim ona. Evet. Mehmet abi. Sonra dedi ki sen nerede çalışıyorsun? Tahir abi. Dedim süt fabrikasın. Ne kadar alıyorsun? 1800 mark. Gel dedi benim kasetlerimi de dağıt Avrupa'ya. Hem sanatçım ol hem benim kasetlerimi Avrupa'ya dağıt. Dağıtımcım ol. Oo. Ama ben bilmem dedim. Hediyetim var. Var. Ben sana bir adam vereceğim dedim. Öyle bir tatlı adam olamaz ya. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Tahir baba. Bana bir araba tahsil etti. Bir arkadaşımızı verdi. Dedi kaset 3,5 sana. Sen herkese 4,5 vereceksin. Her kasette 1 mark kazanacaksın. Tamam baba dedim. Ben tek tek gittim. Kasette satmış benim. Süper. Tanıyor beni herkes. Kendi kasetimden adam 10 alacağına 100 alıyor. İmzalıyorum o zamanlar. Gittim bir baktım. 9000 mark kazanmışım. Allah Allah fabrikada sürüneceğime ben buraya gelirim dedim. Tahir abiden beraber çalıştık. Türkiye'ye de kaset yaptım. Oraya da müsaade etti. Öyle bir insan. Olamaz. Öyle yürüdü ve Gurbetten Sıla'ya adlı bir long play ile Türkiye'ye girdim. Türkiye'de de bir başarılı bir Yunus Bülbül oldum. Senin çok ünlü bir besten var. Doğum günüm bana geldiği gün. Onu söylüyorum. O ne zaman? Türkiye'de mi yazdın onu Almanya'da mı? Onu Almanya'da. Almanya'da yaptım çoğunu. He. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Evet. Doğum günü bana geldiğin gündü. Birileri kandırmış girmişlerdir kanına. Yanlış yaptın. Ah şu kadınlar. Kimler okudu senin şarkıları? Bülent Ersoy okudu bir defa. Müslüm Gürses rahmetli. Evet. Bülent Ersoy, Ayşe Mine, Kemal Akor, Ceylan, Ümit Besen. Bu daha saymadığım bir sürü sanatçım. Bir
sürü vardı. O zaman telif hakları... Demet Akalın en son okudu. Aldanma çocuğusu. Şimdi Nesli diye bir hanımefendi. Evet. Çok güzel bir sesle yeni bir Ben Anneme Gidiyorum yaptık, verdik ve çok güzel. Evet, kadınlarımız Nesli Hanım da buralardaydı zaten. Tabii, şu an İstanbul'da. Kadınlarımız gidiyor. O şarkıyı dinledi mi Ben Anneme Gidiyorum kocalarına, evet, diyor. Senin olsun evin barkın, senin olsun yalan aşkın. Hiç arama, sorma sakın. Ben anneme gidiyorum. Murat İlbar. Evet. O zaman şu kendi besten olan Doğum Günüm, Bana Geldiğin Gündür'ü çıplak sesle bir söylersen. Söyle böyle rahat, en şey. Doğum günüm bana geldiğin gündür. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Ben doğdum doğalı. Karabük, Batı Karadeniz'in süper kanalı BRT'de mutluyum. Çok sağ ol. Bunun bir hikayesi vardır ya. Bu nereden esinlendiğim bu? Abi yaptık işte, sorma ya. Neler var? Yanlış yaptın var. Ayrılıyorsun var. Birileri kandırmış, girmişlerdir kanına. Yoksa çekip gitmezdi, bırakmazdı tek başıma. Bunu Ceylan okudu. 60 milyon tıklanmış. Vay be. Demet Akalın Aldanma Çocuğusu okudu. Evet. 40 milyon tıklanmış. O da çok güzel. Onu da bir mırıldan sen, aldanma çocuksu. Aldanma çocuksu, maksum yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne, seni seviyorum diyecek bir gün. Bu da güzel. Kalbimi yaralı koyup gitmenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın, ardından ağlayıp hasret çekmenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın. Evet, bir taraftan müzikle uğraşırken, minareciyle çalışırken, bir taraftan da sinema dünyasına girdin Almanya'da. Aynen. Birçok filmde başrol oynadın. Sinema nasıl başladı? Hiç sorma. Ben burada Türkiye'de meşhurmuşum, haberim yok. Kopyeler o zamanlar. Vallahi 73, 74, 75 o zamanlar. Benim söz yazarı vardı. Neden saçlarım beyazlanmış, evet, arkadaş? Evet. Cengiz Tekin. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Yunus Bülbül olmamda o ve Tahir Minareci çok 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 katkıları oldu. Yüksel ablanın da oldu. Yüksel ve Özkasım. Yılmaz Asocoğlu'nun. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi o zamanlar hep mektuplaşıyorduk Cengiz Tekin'le. Evet. Bir gün oğlum dedi, sen manyak mısın? Burada bir sürü kasetlerin hep kopya, gelsene burada yapalım. Ben hiç ya boş verdim. Ben Minareci'de mutluyum, ne güzel. Türkoğlu da var, o da var. Bir gün Alev Akakar, bir prodüktör, eşi de Nüket Egeli. Bunlar beni istiyorlar filmde oynamamı. Evet. Cengiz'i bulmuşlar. Cengiz'e de 75 bin lira, evet, kapora vermişler. Yunus Bülbül'ü yedir. Aradı, ben parayı aldım dedi, çabuk gel dedi. Tabii o parayı da ben almadım. Helal ettim Cengiz, evet, Tekim'e. Helal olsun ona. Gittim, ilk filmi yaptım. Duy Kalbimin Feryadını. Çok güzel, evet, bir film oldu. Hatta sinemalarda oynarken rahmetli anam son sahnesinde Atilla Ergün'le biz hep bütün kötülükleri yenip paraları gariplerin bankalarına yatırıp rayların üzerine gidiyoruz. Polis teslim olun diyor, hiç. Bir tren geliyor, ikimizi de eziyor. Gazeteler üzerimizde. Bunu annem sinemada seyrediyor, kalpten gidiyor. Allah belamı versin, hiç unutmam. Yunus, Yunus. Ölü gibi koymuşlar gazeteleri, kanlı manlı.
İnanmış kadın. O zaman telefon yok. Telefonlar burada açtılar. Ben buradayım anne dedim, yaşamıyorum. Allah. O zamanları hiç unutmam ben. Ne güzeldi o günler. Duy kalbimin feryadını, yeter ağlatma. Öyle bir film. Ondan sonra dizi. Almanya'da bir sürü, yok diziye geçme, Almanya'da birçok film çektin. Oo, en az 30 tane. Tabii Almanya'da 5 tane Müslüm Baba'yla. Yani genelde o dönemin gurbet yaşamını konu alan filmler. Londra'da bir tane çektik. Rahmetli Bahar Öztan'la. Kiralık Katil Keko Londra'da. Ondan sonra küçük, Bahar Öztan'la mı? Evet. Allah küçük rahmet baba eylesin. Keko'ya karşı. Hollanda. Ondan sonra İsviçre'de King Ali. İsviçre'de Kazım Kartal, Murat Soydam, bir sürü kadro. Fransa'da da çektik bir tane. Almanya'da zaten bir sürü film çektik. Her yerde çektik yani. Hep sosyal konulu filmler. Tabii. Bülent Ersoy yasaklı zamanlarında ben düşündüm. Dediler ki Bülent Ersoy'a kimse iş vermiyor. Kimse yardımcı olmuyor. Kenan Evren vardı rahmetli. Evet. O zaman yasak koymuş. Ben de dedim ki gel buraya 5 tane film çekeceğim sana. Anlaştık. Getirdik onu Duisburg'a. 5 tane film çektim ona. 2 tanesini de ben oynadım beraber. Çok güzeldi. Artı ona bir de sevgiliyi ben bulmuştum. Biliyor musun? Vallahi billahi. Neyse. Canı sağ olsun. Artı ona bir şarkı verdim. Bülent Ersoy bir daha Bülent Ersoy oldu. Doğum günüm bana geldiğin gündü. Evet. O şarkıyı sen verdin Bülent. Tabii. Kibari'yi de peri kızını verdim uçakta Londra'ya giderken. Al dedim. Kim bilir diye bir şarkısı vardı. O zaman meşhur olmuştu. Bitmişti. Al dedim sana peri kızı. Onu bir okudu abi. Peri fırladı gitti. Abi ondan sonra bir tane daha verdim. Ama ilk ben okudum. Rahmetli Cevdet Bakırcıoğlu. Nur içinde yazsın. Esen plak. Bana hiç arabam da yoktu. Bir Renault hediye etti. Peri kızından. Peri kızı güzel parça ama bomba. Milyonlar sattı. Peki dün akşam Kıbrıs Cumhurbaşkanı'yla bir de bir şey söyleyeceğim efendim. Tabii. Ha eşek oya da gidiyor eşek. Bu eşek bize çok kazandırdı. Evet. Allah razı olsun efendim. O zamanlar sene 97. Hangi biz eşek diye bir dizi çektik. Daha ben yeni evlenmişim. Evet. Sezer Güvenirgil'le. Evet. Allah Allah birinci günü. Sezer Güvenirgil Türkiye güzeli. Türkiye güzeli tabii. Evet. Buradan selamlarımı iletiyorum. Bizim Bücürcada'daki Şehriye Hanım. O benim eşimdi. Nur içinde yatsın diyeceğim Allah korusun. Yaşıyor Antalya'da. Süper bir insan. Görüşüyoruz. Dostluk budur. Yani olmadı. 2 defa evlendik. Bir tanesini Seda Sayan evlendirdi bizi Kanal D'de. Nihat Doğan'la. Ama olmadı. Yine biz arkadaşız. Şimdi ilk evlendiğimiz gün, ertesi günü kalktım ben. Nereye gidiyorsun dedi Yunus. Dedim ben Edirne'ye gidiyorum. Eşek almaya. Ne yapacaksın eşeği? Dizi çekeceğim. Sen manyak mısın dedi. Ne yapacaksın? Eşek ile böyle konuşacağız. O eşek o, ben keko. Olmaz Yunus'cum dedi, rezil oluruz. Ne rezili dedim ya. Ben Güner Ümit'le konuştum dedim. Güner Ümit beni konuşan adamdı o. Evet. Öyle bir filmimde eşeği böyle bir sahnede konuşmuş. Dedim ki ben böyle bir film yapacağım. O da hazırlamış bana bir şey. Onun için o vesileyle gittim. Eşeği aldım, getirdim. Yaptık, dizi yaptık. O zamanlar Show TV'ye götürdüm projeyi, çektik 3 bölüm. Evet. Kimse almaz. Kimse almaz değil. Adamlar bedava almak istiyor. Evet. Sonra yine Show TV'ye gittim. Faruk Bayhan, selamlarımı iletiyorum. Genel müdür, gittim. Dediler ki zamanı yok.
biz sana haber veririz dediler. Üzüldüm. Merdivenlerden indim. Şimdi Sezer Hanım'a ne diyeceğim dedim. Mahcup olmaya devam. Derken tam merdivenden inerken karşıda Ersin Tatar. Şu an Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız. Evet. Yunus gel hele bakayım gel. Hayırdır yüzün suratın Ersin asık. Ersin Tatar Show TV'de genel müdürdü. Evet. Muhasebe müdürü. Muhasebe müdürü. O evet. Ne derse olur. Tabii. Patrona da yakın. Evet. Erol Aksu. Süper. Evet. Dedim böyle böyle bir dizi yaptık. İşte demo. Hele getir bakayım VHS'i. Taktık. Adam bayıldı. Dur dedi. Aradı telefonla. Bak dedi biz 2 dakika geliyoruz Yunus Bülbül'le beraber. Tamam efendim diyor. Hemen çıktı yukarı. O da aldı. Seyrettirdi. Baktı böyle 10-15 dakika gece gece seyretti. Dedi ki bu diziye 100 bin TL veririz. Abi dedim ben 250 masraf ettim zaten. Evet. Yok dedi. Eğer tutarsa veririz dedi. Ersin Tatar ver dedi sen kafanı yorma dedi bana. Peki dedim. Hayırlı olsun dedi. Ersin Baba da dedi ki orada aman ne iyi. Buradan sevgilerimi iletiyorum Cumhurbaşkanımıza. Dünya iyisi. Tonton baba adam. Şu anda Amasya'da. Dedi ki Faruk Bey ben dedi 3 bölümlük kapora veriyorum Yunus Bey'e. 450 bin lira. Tamam dedi siz bilirsiniz dedi. Gittim aşağı. Çek verdi bana. Ben de eve gittim. Oo Sezer Hanım. Canım Yunus'um benim. Elimde kağıt verdim hemen. Koydu cüzdan. Oo süper. Hele şükür falan filan. Vay. Ulan dedim getirmeseydim. Fırçalar. Vallahi billahi. Neyse aradan bölüm oynadı. Birinci bölüm bitmeden aradılar beni Yunus Bey. Her bölüm 600 bin lira buyurun gelin. Yemin ediyorum. Evet. Bu iş böyle. Eşek dizisi çok tuttu. Uğur Dündar vardı. Eşeko değil mi? Efendim? Eşeko. Eşeko tabii. Evet. Ama adı hangimiz eşek? Hangimiz? Mesajlar veren bir eşek. Enteresan. Evet. Mesela hızlı giden şoförlere vay be. İnsanoğluna bak diyor. Her şeyi düşünmeden basıyor gaza falan filan. Evet. Öyle mesajlar veriyor. Onun için o dizi bizim hayatımızı kurtardı. Arkasından Bücürcedi yaptık. Evet. 200 bölüm. Ondan sonra İlyas Salman'la bir dizi yaptık. Sakıp Sabancı iki kardeşin rolünü yaptık. Evet. Ahmet Yabancı, Mehmet Yabancı. Evet. Öyle bir film. Ardından bizim kızım ve ben Ayşecik'le evet. Ve birkaç tane film sağ olsun Ersin Tatar hep yardımcı oldu bize. Show TV'de uzun yıllar dizi. Ben de ona güzel bir klip yaptım Kıbrıs için. Evet. Bedava böyle bütün Kıbrıs'ı göstererek. O klip, biraz sonra görürüz. O belki. Klip var değil mi sende? Tabii tabii. YouTube'da bile var her yerde. O zaman şimdi o klibi biz yayına koyalım. Kıbrıs'ım benim, öğretim yuvasızım.
olsun beynim. Helal sana şanına, tarihe destan yaz. Helal sana Kıbrıs'ın Magos Alev Paşa'ya, Girne'ye güzel yura. Magos Alev Paşa'ya, Girne'ye güzel yura. Her sahilde mutlu kurban olan Kıbrıs'a. Her sahilde mutlu kurban olan Kıbrıs'a. Kıbrıs yavru vatanım, şeref dolu her yanım. Meşhur hellim peynirim, o şeftali kebabım. Meşhur hellim peynirim, o şeftali kebabım. Zeytin turunç dillerim, bilim kültür her yerim. Öğretim yuvasısın, canım Kıbrıs'ım benim. Öğretim yuvasısın, canım Kıbrıs'ım benim. Allah nasip ederse İskenderun'da memleketimde bir güzel diziyi tekrar yapacağım, bu güzel diziyi. Hangi biz eşek? Yeni uydu, televizyon, böyle telefonlar, bunlarla beraber bir eşek göreceksiniz. Yine konuşacak. İçinde bir cin Ali var. Ondan sonra büyü yapan bir çocuk var. Enteresan. Hep kötülerin üzerine giden biz olacağız eşekle. Proje hazır yani. Tabii çok güzel bir dizi yapacağız. Hangi biz eşek? Aynen tıpkısı. Kanal belli mi? Belli. Kanal yine bir Show TV'ye sunacağız. Orada oynadı çünkü. Gider yani gider. Ben %101 gidecek ve günlük yapacağız bunu. Allah nasip ederse. Ama önce bir demo yapacağız yine. Evet, ya Müslüm Baba'yla, Müslüm Gürses'le senin çok çok özel bir dostluğun vardı. Oo, başka ya. 30 sene beraber çalıştık. Ne kadar güzel, mutlu yollarda yürüdük. O, ben, Muhterem abla. Ben ona en az 50 eserimi verdim. Bütün parçalarımı okudu. Çok öyle anıların var tabii onunla. Tabii tabii. Ve ortaktık biz onunla. Mesela 10 lira alırdık. Beşi onun, beşi benimdi. Öyle bir güzellikler içindeydik. Vallahi bir beleşçiler, garibanlar, bir akıllı bir deli, gurbet kuşu, muhabbet kuşları, hep bunlar bizim filmler. Beraber. Müthiş.
Hep o akıllı yolda ben deliyim. Peki sen Kıbrıs'tan bir yerde Müslüm Baba ile ilgili veya Muhterem Hanım ile ilgili bir şey söyledin. Yanlış anlaşıldı galiba. Sonra düzelttin. Neydi? Konu neydi? Merak ettim. Ya işte Kıbrıs klibini çekerken davet ettiler bir televizyona. Evet. Şarkı söyledik falan filan. Orada bir hanım böyle ya anlamadı ya bir şey. Ben dedim ki Müslüm Baba her yere götürdü. Her yerde çalıştırdı onu Muhterem abla. İkisi de ruhları şad olsun. Tabii istemeyerek, isteyerek değil. Evet. Çalıştırdı. Benim altın yumurtlayan tavuğum demişti o zamanlar. Abla derdim bak burası kötü. 10 kişiye şarkı söyleyeceğiz olmaz. Yorma bizi. Yo söyleyin. Sazlara nasıl para vereceğiz derdi. Tabii o onları anlatırken artı en son Avustralya'ya gittik ölmeden 6 ay önce. Evet. İkimiz gittik. Hayatta bırakmaz onu yalnız. Tabii yol uzun diye. Bir kaza olur diye o düşünceyle gitmedi o. Allah korusun. Belki de yaşlı diye gitmedi. Bir ay kaldık Avustralya'da. Aslan gibiydi. Hmm. Bir şey yok. Geldik. Oradan da ben götürdüm onu Londra'ya. Hakkı Bulut. Ben o. Hmm. Babalarla Londra çıkarması. Yıktık orayı. Hiçbir şey yoktu. Aslan gibiydi. Ne espriler yaptık üçümüz. Geldik Türkiye'ye. Aradan 3 gün geçti bir baktım hastanede. Aradım. Ne oldu baba dedim ya. Sorma dedi ya Muhterem Hanım getirdi bizi kontrola. Bir şeyin yoksa biliyoruz ama işte falan filan dedi. Aa gittim hastaneye ben. Bir şey söyleyeyim. Abla dedi niye getirdin? Yunus'cum diyor yazın iş var dedi. İşlere hazır olsun. Damarları tıkalıydı. Ne takıyorlardı oraya? Stent falan. Ha, onları düzeltip temizleyeceğiz filan derken adamın her tarafını değiştirdiler. Hiçbir şey yoktu. Tekrar gittiğimde bir baktım pijama giymiş. Bu ne dedim ya arabeks babası babaya yakışır mı? Yarın getir bir tane oğlum. Madem konuşuyorsun dedi. Getirmemize kalmadan ruhunu teslim etti. Hiçbir şey yoktu bak. Anlatıyorum. Yani o öldürdü dedim. Onlar da zannetti ki ben tabancayla aldı öldürdü. Olur mu öyle şey? Böyle yormakla. Hiçbir şey yoktu. Niye gidiyorsun hastaneye? O anlamda söyledim. Tabii ya. Zaten herkes anladı. Yoksa bana kurşun yağdırırlar diyor. Ne sevdalları var. Muhterem ablanın oğlu aradı. Haklısın Yunus abi. Biz onlar varken hep sen gönderiyordun parayı. Onun için sen onların hakkında öyle doğru bir şey düşünemezsin. Bütün kanallar aradı. Allah Allah herkes. Hepsine cevap verdim. Çok şükür. Nur içinde yatsın ikisi de. Evet. Zaten orada da rahat yok. Müslüm altta, abla üstte. Allah rahmet eylesin. Ne güzel anılar. Evet abi çok süper insandı ama. Öyle bir insan olamaz. Kıbrıs'ta Ersin Tatar daha sonra Show TV'den Kıbrıs'a mı geçiyor? Onu anlat evet, biraz. Kıbrıs'a. Çünkü en az yılların dostluğu var Ersin Tatar Cumhurbaşkanı. Abi o kadar beyni hep Kıbrıs'ta. Her yolda Kıbrıs filmi yaptırırdı. Parasını verirlerdi. Evet. O parayı cepten harcamazdı öyle bir insan. Kanala da yüklemezdi. Bir sponsor bulurdu, alırdı. Kıbrıs'ı yapardı. Hep Kıbrıs. Kim yapar? Tatar. Öyle bir seviyordu. Hı. Ama mükafatını aldı. Önce Maliye Bakanı oldu. Evet. Sonra Başbakan oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı. Evet. Ne güzel. Hanımı da TTV Kıbrıs'ta televizyon sahibi tabii. Sahibi. Biz orada 3 ay program yaptık. Evet. Hakkı Bulut, Gökhan Güney, Yunus Bülbül. Ramazan yolcuları. Dün akşam Bartın'da seni görünce çok mutlu oldu. Evet. Sayıncı beni bana görür görmez efendim. Hakikaten çok sever. Berlin'de de böyleydi. Burada da hiç kimseye bakmadan beni gördü. Ne yapalım be Yunus? Hoş geldin be Yunus. Yaşa be Yunus. Hep böyle. Dünyayız. Dedim seni kaçırayım bari beraber böyle özgürce bir yemek yiyelim. Olmaz be Yunus. Gidemeyiz diyor. Program böyle yapılmış. Kulağımı diyor. Kaşırsam bile yukarıdan görüyorlar beni. Onun için uyumak zorundayım diyor. Ne büyük kafar. Az önce aradım onu. Balık yemeye gitmiş.
Afiyet balıkça gelin. Ama sırada balık yemeye gelin. Evet ya. Afiyet olsun. Gel be Yunus dedi. Ben dedim vallahi yerim uzaktayım. BRT TV'deyim dedim. Selam söyle Mehmet Bey'e dedi. Hemen ezberlemiş. Çünkü ezber olayı süper. Dün bir konuşma yaptı. Evet. Olamaz. Olağanüstü bir konuşma. Hiçbir okuma. Yani abi onun için senin adını da ezberlemiş evet. Mehmet Çetinkaya. BRT TV. Kıbrıs'ta da var, burada da var diyor. Helal olsun dedi. Beraber bir gideriz inşallah. Evet. Çok güzel bir konuşma yaptı dün Bartın'da. Yani ezbere ya. Tamamına hiçbir nota bakmadan ve salon coştu. Yani mükemmel. Türkiye lafı geldi mi? Türkiye'nin bayrağı! Neler söylüyor hemen yükseliyor. Tabii tabii. Yani alkış da kopuyor tabii. Yani sık sık Atatürk vurgusu yapması da çok ayrıca. Evet. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu. Evet. Yani şu anki Cumhurbaşkanımızla da barışık. Atatürk'le de barışık. Türkiye herkesi. Cumhuriyeti'yle de barışık. Evet. Bizim Hatay'a her zaman gelir. Lütfi Savaş bizim canımız. Selamlarımı iletiyorum. CHP'nin genel müdürü. Evet. Her şeyi belediye başkanı. Evet. Her zaman o onu davet eder. O da oraya gider. Budur abi. Böyle parti marti ayağı yok. Herkes herkesi sevecek. Hepimiz insanız. Tutmayacağın taraf. Peki bir şey soracağım. Bir özel sohbetlerimde ya bayağı mal mülk vardır falan dediğimde hiçbir şeyim yok dedin ya. Ya hiçbir şeyim yok derken sağlığım var Allah'a şükür de. Ya bu kadar ömür boyu çalışmış, çok popüler olmuş, sinema filmlerinde oynamış, besteler yapmış. Senin yanında başka olsa dolar milyoneri olurdu. Yok yemin ediyorum. Hep öyle diyorlar. Nazar diyorlar. Ben... Paraya önem vermiyorsun. Şimdi ben üçüncü evliliğimi yaptım. Evet. Üçüyle de olmadı abi. Araba bir yerde gittiği zaman bozuldu mu bırakacaksın, gideceksin. Yoksa bir daha bozulur araba. Onun için ben kadınlarımı severim. Hepsi Allah için. Çocukların annesi. Ne istiyorsun? Al sana bir yazlık, bir kışlık, şu kadar para Allah yoluna açıksın. Ben de sıfır. Her şey ona. İkinciye, Sezer Güvenirgil. Yemin ediyorum Bücürcadı'dan en son... Cem Uzan. Cem Uzan, evet. Cem Uzan sağ olsun. Hakikaten ben hakkımızı yemedi. Bücürcadı 180 bölüm oynadı. Bir kuruşumuz kalmadı. Son günde ben ayrıldığım zaman bana bir çek verdi. 960 bin mark. Gittim onu Sezer'ime verdim. Al dedim. Affidesin alasmalık. O da bana 100 bin dolar verdi Allah için. O parayla da ben gittim film çektim. Ama ben paranın çoğunu ona verdim. Ev yapmıştım. Onu da artık öyle gitti. Evet. Üçüncü hanıma gelince Yunus Emre'nin annesi. Bir tane dübleks aldım İskenderun'da. Bak olmuyor dedim. Kusura bakma ya. Ne sen ne ben anlaşıyoruz. Çocuk var. Ne istiyorsun? İstiyorsan bak yaşarız ama olmuyor. Yok dedi işte bilmiyorum ben ayrılırım. Bilmiyorum. Ne istiyorsun? Al sana evi. Al sana araba. Al sana içindeki eşyalar, at imzayı, Allah yoluna çıksın. Yine biz dostuz. Tamam dedi, ona da verdim. Kuruş, sıfır sıfır yine. Yunus Bülbül. Ama benim kredim trilyon. Yemin ediyorum. Herkes bana diyor, gel abi, bak 500 milyonluk benim burada iş yerim var, yarısını sana yazayım. Gel sen burada otur. Ben yok, günah. Bedavadan gitmem. Müslüm Baba, Allah rahmet eylesin. Kaç defa ulan manyak mısın babayla oğul diye bak veriyorlar bir sürü alsana yok dedim baba ben istemem. Almadım almam da ama inşallah bundan sonra artık Almanya, akıllı olacağım. Almanya başta olmak üzere bütün dünyada programlar çekiyorsun ulusal kanallara değil mi? Nerelerde çekiyorsun mesela? Ülke birkaç ülke say, bir çok ülke var da. İlk defa bir şehirde bir güzel kanalda iki defa geldim. Daha önce de geldim. 3-4 defa. Evet. Her yere gitmem ben. Bu para için değil. Bak demek ki evet. Mehmet abi, Osman abi için. He. Evet bu Karabük ve Safranbolu halkı için. Seviyorum onun için. Ne olacak? Verdikleri 3-5 kuruş. Onu da yanımda çalışana benzin parası, otel parası. Bize yine bir şey kalmıyor. Ama ben
Yeter ki beyin çalışsın. Yaş 72. Hiç takmam. Bir profesör arkadaşım neydi bana biliyor musun? Yunus'cum dedi, helal olsun sana dedi. Bizim yolda gidiyorsun. Ne dedi sizin yolunuz? Şimdi eğer sen hep oturup kalkıp gidip gelseydin şu an ayağa bile kalkamazsın. Sen görüyorum aktif bir oraya bir oraya beyin çalışıyor. Bunu mesele bu su. Bunu nasıl koymuşlar? Alıp düşüneceksin. O beyin çalışacak ki sen yaşlanmayacaksın. Devamlı genç kalacaksın. İşte biz de böyle. Onun için bana hiç 10. sırada yemin ediyorum. Bize geleceğim de. Kuruş yok. Ulusal kanallar için Almanya'da ya mesela beni bir gün aradın ben Arabistan'dayım dedim. Bir gün aradın Finlandiya'dayım Katar, dedim. Evet. Katar'dayım Kazakistan. Dedim. Kazakistan'dayım dedim. Nerelerde program yapıyorsun? Bu, ulusal kanallara yapıyorsun televizyonda. Mesela Arabistan, Katar, Dubai. Oraların hepsini çekti bütün Araplar. Ama Arap dediğin bizim oradaki Hataylı iş yeri sahiplerine gittim. Evet. Hem Arapça konuşuyoruz, hem gırgır hem de beni bırakmıyorlar. Evet. Şimdi gidip yine 50 bin tane çekerim. Evet. Ama kime çekiyorum onu? TGRT.eu size, Show TV'ye, Kanal 7'ye hep bunları ben çekiyorum. Süper ya. Evet. Vallahi müthiş bir... En son burası evvelallah. Buradan da gideceğiz. Hangimiz eşek diyeceğiz İskenderun'da? Eylül'ün başında, deprem bölgemizde. Peki yazları falan böyle deniz tatili falan yapmaz mısın? Ya denize falan girmez misin denize? Denize? He. Ben yüzmeyi bilmem ki. Deniz çocuğu. Yalnız o gün düşündüm ben hep küçükken biz 4 yolda bir ırmak gibi bir şey vardı, bir büyük. Hep oraya gider yüzerdik. Denize de girerdik. Öğrenmedin? Nasıl ölmemişim ben diyorum. Ha. Boğulmamışım. Kur'an ekmek çapsın. Abi bilmiyorum yüzmesini. Ben böyle hayır ben hep yürüyerek yüzerim buraya kadar. Derim nasıl buraya kadar nasıl yüzüyorum halbuki yüzmüyorum böyle. Kandırıyorum herkese. Vallahi bile. Ama Yunus Emre acayip yüzüyor. Allah Allah. Yunus Emre'yi de gözlerinden öpüyorum. Tanıdım onu. Bir Ronaldo olacağım. Beşiktaş lisansı aldık ona. Evet. Her maçta Karakaç'ta oynuyor İskenderun'da. Her maçta gol atıyor. He. Adana Demirspor'a sattılar onu. Yok dedim aman. He. Olur mu? Bu Ronaldo olacak be. He. Hayatımızı kurtaracak. Anasının hayatını kurtaracak. Evet. Almanya var mı yine kışın? Almanya'da mısın? Nerede olacaksın? İşte bu eşek olayı olursa artık hepsine elveda. Evet. İskenderun'da olacaksın memlekette. Yok yok İstanbul'da devam edeceksin. İstanbul'da devam edeceksin. Ama İskenderun'da devam edeceğiz inşallah biraz birkaç bölüm. Belediye başkanımızın, şimdiki belediye başkanımızla konuşacağız. Bize ulaşım, yemek, yatma olayını ayarlayacaklar mecbur. Evet. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Bir şehir için film, dizi bunlar önemli değil mi tanıtım için? Tabii ya. İşte genç kalıyoruz abi. Benim işim. Yok. Şehirler için de önemli bu. Mesela İskenderun için önemli olmayacak mı? Niye çekiyorum orayı ben? Tabii. Memleketim. Herkes diyor ki her yerde çektim bir de memleketimizde çek. Peki dedim. Ayrıca mesela diyelim ki İstanbul'da çektik. Bir ev sahnesi çekeceğiz. Ev sahibi diyor ki 200 bin lira ver size vereyim çek. Evet. Günah. Biz elektrik parasını versek, karşılıklı versek yeter. Evet. Ama yok. Ama İskenderun'da hepsi bizim canımız. Herkes evet. Kapısını açacak. Ama kullandığımız elektrik parasını vereceğiz tabii. Safranbolu'yu nasıl buluyorsun Üstad? Safranbolu. Süper. Vallahi billahi. Tam film çekilecek yer burası. Evet. Bir sponsor olsa burada yaparım. Yani. Vallahi. Burada aman sponsor falan deme. Burada fitne fesat çok. Aman aman gözünü seveyim. Geçenlerde bir filmciler geldi buraya. Tamam abi. Geldi yine geleceğine pişman oldu. Kendi kardeşim. İmkanlarınla başlıyor. İmkanların varsa eğer. Ki adamlar kimseden de bir şey almadı. Abi 50 bin çeşit adını çıkardılar. O dediler bu dediler. Aman gözünü seveyim ya. Aman aman. Bir de Karabük klibi yaptın. Karabük. Yaptık ya bir tane. Evet yaptık. Karabük idman yurdu. Yok Karabük idman yurdu ayrı. Ona yaptık o dramatik sonuçlandı. Evet. Karabük idman yurduna destek için geldin.
Ama 6 Şubat olduğunda sen diyelim ki 1 Şubat'ta geldi. Evet, Gökhan Güney ile beraber. Gökhan Güney ile beraber 6 Şubat'ta sağlık olsun. Kurbanım Allah'ım. Ne derse olur. Evet. O ne derse olur. Çok büyük deprem oldu. Çok kayıp oldu. Akrabalarından kayıpların oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olasın. Geçen geldiğinde bir Karabük bestesi yaptın. Var o. Klip yaptın. Senin aklında var mı şey? O Karabük bestesi. Karabük'üm benim. Karabük'üm, Karabük'üm. Güzel canım Karabük'üm. Evet. Safranbolu bir başkadır. Evet. Aslan gibi Karabük'üm. Ya çok güzeldi. Demir Çelik'ten bahsediyordun. Bazı sevgili izleyicilerimiz, konuğum Yunus Bülbül'dü. Son sözlerini de alacağım şimdi. Hemen ardından da Karabük klibiyle bitireceğim. Ondan önce seni bu güzel coğrafyaya, Karabük'e, geçenki Karabük yolcularıydı, bu sefer Batı Karadeniz yolcuları. Ama bu seferki pek bir şeye benzemedi işin gerçeği. Olsun ya, boşver. Yani, senin burada yine olman... dostlarımızı gördük, aynen, çektik, çekiyoruz. Ha, birkaç gün daha buradasın. Tabii tabii. Arzu eden var, zihni çekeriz. Ne hocam? Evet. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Yani biz BRTV ve ailesi olarak... O kadar çok sevenlerin var ki. Sağ ol. Yani geçen sefer de bu sefer de arıyorlar. 700 tane dizi var. Evet. 5 tane long play, 4.45'lik, evet. Evet. 46 tane kaset artı, evet, 63 sinema filmi. Vay be. Ama şimdi de o Nesli Hanım, evet, yemin ediyorum yeni çıkacak olan Ben Anneme Gidiyorum'dan sonra Ayrılıyorsun. Ondan sonra 4 parça daha yaptım onu, arabesk. Evet. Bomba gibi geliyor. Nesli Hanım'a da buradan selam olsun. Nesli, evet, geliyor. Evet, izleyicilerimize, BRTV biliyorsun bir uydu kanalı. Kızların evine gittiğin zaman da izliyorsun sen orada BRTV'yi. Tabii. Almanya'da da beni izliyorsun. Beni bütün aile izliyor. He, ne güzel. Mannheim'de. Bu yayını da inşallah Mannheim'daki ailen izler. Buradan hem onların gözünün içine bakarak hem tüm izleyicilerimize, nerede izleniyorsak onlara Yunus Bülbül'ün son mesajlarını alalım. Buyurun kameraya bakarak. Efendim, onlara, zaten onlar olmasa biz olmazdık. Rahmetli babam beni kaç defa böyle dövdü. Vay, böyle tavuk kümesinin oraya kilitledi. Annem açardı beni, babam gelene kadar. Vay vay, neler yaşadım ben. Kolay bir Yunus Bülbül gelmedi. Sinemada çalıştım, berberde çalıştım, kasapta çalıştım. O restoranda çalıştığım zaman o bulaşıkları yıkarken, evet, kebapları gelirdi. Alırdık böyle ekmekleri, böyle temizlerdik, yerdik. Ne güzel. Ama iftar ediyorum o günlerden. Hiç, hiç üzülmüyorum. 10 kardeşlik, 10 kardeş böyle bir arada yemek yerdik. Babam sobanın etrafında toplardı bizi. Sucuk, herkese böyle birer parça. Vay. O günler, nerede o günler? Nerede o günler? Dostlarım nerede? Ne hale düştüm tanrım kaderden gelenler. Sandım ki hayat gider böyle ümitle. Ah, ne diyoruz? Her şey şükür edeceksin. Sabır, sabır, sabır. Her şeyin ilacı. Programı bitirelim. Sevgili izleyicilerimiz, az önce Allah ne verdiyse televizyonda Yunus Baba'yla, Yunus Bülbül'le bir yemek yedik. O yemekten önce Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı aradı. Amasra'da balık yiyormuş kendileri. Güzel ama çok böyle samimi bir görüşme geçti. Olağanüstü bir samimi görüşme geçti. Arkasından da bugün 15 haberlerimizde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı BRTV'ye konuştu diye vermiş bizim çocuklar. Halbuki Yunus Bülbül'e konuştu. Ben de oradaydım. Daha evet, sonra Adalet Bakanımız ve bize, ben de yaptım röportajı ayrı. Dedim ki yakın dostu, ünlü sanatçı, BRTV için çekimler yapmak üzere bölgemizde bulunan Yunus Bülbül'e konuştu diye akşam haberlerinde düzeltelim. Dedim ve hemen aklıma
Senin dedim elbiselerin nerede Yunus Baba? Arabada. Hemen yetittirdik. Giy bakalım onlar dedim. Hazır. Doğaçlama bir program yaptık. Hiçbir not almadan tamamen doğal. Oldu olmadı. Oldu mu program? Süper. Bu bizim Devrek'teki Mehmet abiye buradan selam söylüyorum. Hepsine bir. Dün yemek yediğimiz Erdoğan. Erdoğan da. Abi. Evet. Erdoğan usta. Evet. Oo, olamaz öyle şey. Öyle bir yemek. Olağanüstü hakikaten. Evet ya. Evet. Helal olsun. Çay evet. Cuma'da. Devrek'teki otelci de Karabük kökenli evet. Zaten. Karabük'te dostumuz. Çok güzel kendi. Mehmet Yüksel abim benim. Var. Evet. Bugün de aradı beni. Orada kalma gel dedi. Dedim baba geleceğim sağ ol ama o tüneller beni yoruyor. Say say bitmiyor anasını satayım. Yürü yürü gitmiyor. Arkadan Karabük yenice arası çok tünel var değil mi? Evet. Çok tünel var ya. Böyle. Kendin kullanıyorsun arabayı akşam. Biz, uyuştun geldin bizden önce. Yok yok ben yavaş yavaş geldim öyle hiç. Şimdi Mehmet abi araba kullandığı zaman 80'se 70'e basar. Birisi geldi yanlış yaptım hemen plakayı yazar. Ulan dursana. Ulan ne yapıyorsun? Yanlış yapma. Şuna bak şuna bak. Tam ortadan gidiyor. Allah'ım ya Rabbim. Hemen yazıyor plakayı. Yollarda bir yanlış bir şey gördüm hemen. Bizim yollar kim bakıyordu oraya? Karayolları. Karayollarını arıyor. Böyle yol olur mu geldin düzeltin filan. Vay anasını helal olsun. Herkesin hakkını korur. Bir dakika. Allah için. Dün karayolları Bölge Müdürü Alparslan Bey'i aradım. Sen yoktun o zaman, o buluşmamıştık. Ya bu Gökçebey yol ayrımından Devre'ye doğru giderken böyle bir yol olmaz. Duble yol var. Duble yol yani karşılıklı duble. Ortadan yani yolun ortasında hiçbir bölünme yok. O oradan geçiyor, bu buradan geçiyor. Ya geçen sene orada AK Parti Bartın İl Başkanı'nın oğlu öldü ya. Tabii. Allah rahmet eylesin. Dün akşam babasına söyledim ölen çocuğun il başkanına. Ya Mehmet Bey bizden sonra 3 kişi daha öldü dedi. Dedim ki ya bu karayolları niye önlem almıyor? Buradan seslenelim ya bir sanatçı duyarlılığıyla, gazeteci duyarlılığıyla. Vallahi ya hakikaten. Bu, ya bu Devrek, Çaycuma arasındaki karayolu ya tam çok bir kötü, rezalet kötü. Ya. Ortadan bir bölünmesi lazım ya. Kafasına göre o oradan geçiyor, bu buradan geçiyor kardeşim. Öyle bir şey olur mu ya? Çok kazalara tamamen sebebiyet. Tamamen sahipsiz ya. Mevlam kayra saldım kan saldım çayra Mevlam kayra ne derler ona? Saldım çayra Mevlam kayra gibisinden bir yol. İnşallah düzelir. Evet, konuğum Yunus Bülbül'dü. Güzel, hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasın. Sağlık saat diliyorum. 72'lik delikanlı. Vallahi helal şöyle olsun. Bir dörtlü okumak istiyorum. Tabii öyle bitirelim. Kamuran Akkor, Ceylan ve Yunus Bülbül okudu bu şarkıyı. Yarın öbür gün herkes okuyacak. Adı Gurbet Yolcusu. Kimi gün ağladık, kimi gün güldük. Acıyla, sevdayla bir ömür sürdük. Gözyaşında açan sabır gülüydük. Hakkını helal et, gurbet yolcusu. Belki de bir daha görüşemeyiz. Gurbete gider de hiç dönemeyiz. Nice güzel görüp hiç sevemeyiz. Nice güzel görüp hiç sevemeyiz. Hakkını helal et gurbet yolcusu. Gurbet yolcusu hakkını helal et gurbet yolcusu. Gurbet yolcusu. Bravo. Tebrik ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Yunus Bülbül'ün Karabük klibiyle programımızı bitiriyoruz. İyi akşamlar. Nerede izleniyorsak, nerede dinleniyorsak değil mi usta? Nerede yaşatılıyorsak. Nerede yaşanıyorsak. E
Eski pazar yeni ceylan, ovacık etlani ile, eşsiz safranbolu ile, dört dörtlüktür karabüküm. Özü doğru, sözü doğru, hak seveni insan dolu, tertemiz düzenli yolu, karabüküm, karabüküm. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, Karabük'üm. Karabük'üm, Karabük'üm, sevgi dolu Karabük'üm. Her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Dünya miras listesinde bizim güzel Safranbolu. Tarih kokan kültürüyle Safranbolu, Safranbolu. Hayırıyla, yardımıyla hep lider Safranbolu'da. Melek gibi bir insandır Şefik Yılmaz Dizdar Baba. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, Karabük'üm. Karabük'üm, Karabük'üm, sevgi dolu Karabük'üm. Her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm.